Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Saf Şener Emekleri. Rabbim cümlenize sağlık, sağlık, afiyet, huzur, mutluluk versin. Rabbim selam, bereket üzerinize olsun. Evlerinize Rabbim bereket, sağlık, sağlık, afiyet versin inşallah. Bugün hanımlar bebek şapkası yapacağız. Allah'ın izniyle çok büyük değil. Yeni doğmuş 3-4 aylık bebekler için bir yaşa kadar giyebilsin şeklinde bebek şapkası yapacağız. Çok güzel, harika bir şapka yapacağız. Mavi ve beyaz kullanacağız. Öncelikle beyazla, şöyle beyazın biraz inceydi bebe yünü. Himalaya bu. Bu da şöyle bir marka hanımlar. Tam da bilmiyorum ama yumuşacık bir ipi var. Onu tam bilmiyorum. Çünkü o markada beyaz bir ipim yok. O da çocuklara fazla zarar vermesin diye ben de beyazı bu şekilde tercih yaptım. Hemen şu şekilde ilmek atacağız. 5 numara şiş tercih ettim. İpim kalın olduğu için güzel, kaba, yumuşacık bir şapka olsun diye. 2, 3, Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir buna hanımlar 30 tane bir ilmek atayım ben. Şimdi hanımlar 40 tane ilmek attım. 30 tane gözüme az geldi. 40 tane attım. Bismillahirrahmanirrahim deyip şöyle hemen bir ters bir düz olarak başlıyorum. Bakın düz yaptım. Benden tarafa aldım. Ters yapıyorum. Düz yapıyorum. Ters yapıyorum. Ters düz olarak başa kadar bu şekilde gideceğim hanımlar. Biraz ilk sıramız her zaman için örgümüzde zor olur. Hadi bakalım. Ters düz olarak tamamına başa kadar gidelim. İkinci sıramıza geçelim hanımlar. Şimdi bakın bu ilmeğimi örmeler şöyle alıyorum. Ters yapıyorum. Düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters. Lastik yapıyoruz hanımlar ters düz olarak. Bunu 3-4-5 sıra öreceğiz. 5 sıra falan. 5 sıra fazla. Bakacağım 5 sıra öreyim. Büyüklüğüne, küçüklüğüne bakacağım. Ona göre devam edip etmeyeceğimi söyleyeceğim. Kaç sıra yaptım söyleyeceğim hanımlar. Tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. Bakın bu tarafta düz. Bakın şöyle ters geldi. Düz, ters, düz, ters. Bu şekilde ters düz olarak örelim. Bakın düz olanlar bunlar. Ters olanlar bunlar. Ondan sonra pompon da yapacağız bunun şeyine, başına, tepesine. Bakalım nasıl bir şapka olacak. Ben de merak ediyorum. Ama güzel bir şapka yapacağız Allah'ın izniyle. Şimdi bakın buraya geldim. Şöyle ilmeğimi ters çevirdim. Haroşa yapacağım. Buraya örgüleri daha güzel, dikmesi güzel olsun diye. Bakın şu düz, ters. Bakın bu düz, ters. Hadi bakalım hanımlar. Bu şekilde lastik boyumuzu örelim. Kaç sıra ördüğümüzü söyleyeceğim. Siz de isterseniz boyunu biraz daha uzatabilirsiniz. Kalın iple yapacağız Allah'ın izniyle. Hadi bakalım. Zaten kaç sıra yaptık? 1, 2, 3 sıra, 4. sıraya gidiyoruz. Şimdi hanımlar maviye geçtim. Şu şekilde bak düz yapıyoruz. Ama biraz küçük geldi gözüme. Şöyle çok az 5-6 tin kadar arttıracağım. 1 arttırdım. Bakın düz yapıyorum.
Biraz gözüme küçük geldi. Lastikten arttıracağız. Bakın. İki buradan arttırıyorum. Şu şekilde. Düz yapıyorum onu da. Üçü de buradan arttırıyorum. Bakın arttırmamız bu şekilde. İki tane daha arttıracağız. Birazcık gene büyük olsun. Şimdi buradan da arttırıyorum 4'ü. 5 6 7 8 tin arayla 5 6 tin arayla arttırıyorum. Hiç fark etmez. Şimdi buradan da 5 arttırıyorum. Arttırmamı yaptım. Gördüğünüz gibi. Hemen arkaya döndüm. Şöyle ipimi şuradan alıyorum ki haroşa yapmak için kenarına, pardon, ters yapacağız. Ters yapıyoruz. Kenarını sadece haroşa yapıyorum. O da dikime güzel olsun diye. Dikerken göreceğiz zaten. Bakın bu şekilde hepsini ters düz yapıp başa kadar, şimdi düzünü yaptık, tersini yapıyoruz. Başa kadar ters olarak gideceğim. Hadi bakalım. Bu şekilde. 3 sıra bir yapalım. Bu şekilde ikinci sırayı ya 2 defa şişimizle git gel yapalım. O zaman 4 sıraya çıkacak zaten. Ondan sonra model katacağız. Çok zor bir model değil. Sadece renk katımı yapacağız içine. Bakın düzden tekrar göstereceğim. Ondan sonra renk, beyaz rengimizi katana kadar 4 sıra 3 sıra öreceğiz. Ben lastiğini saymadım değil mi? Şimdi lastik sayısını da vereyim. Kaç sıra yaptım? Biraz kalın iple, kalın şişle daha güzel bir güzel şapka oluyor bu. Hemen lastiği sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tam 8 sıra yapmışım hanımlar. Biraz lastiği kalın olsun istedim. Şuradan hemen ilmeğimi tersi doğru çevirdim ve düz yapıyorum. Hadi bakalım. Bir sıra daha gidip gelelim. Düzden tekrar renk katacağız. Hadi bakalım. Şimdi hanımlar bakın beyaz rengimi aralara katarak geldim. Şöyle 3 tane mavi örüyorum. Bakın 3 tane mavi ördüm. Ve 4.'cüyü beyaz yapıyorum. 1, 2, 3. 4.'cüyü beyaz yapıyorum hanımlar. Bu şekilde beyazımı arada kattım. Şimdi tamamını örerek gideceğim. Sadece bir sıra beyaz katıyorum. Başka katmıyorum. Sadece bir sıra. 3 ilmeğimizin yanından 4. ilmekten beyaz yaparak devam ediyorum. Ve şimdi bakın şu şekilde beyaz ilmeğim aralarda çıkacak. Hemen ters yapayım. Ondan sonra göstereceğim tekrar. Şekilde hemen göstermesini yapayım. Şöyle bakın aralarda benek benek olacak şapkamızda. Biraz şapkamız küçük görünüyor ama değil. Küçük değil. Zaten yeni doğmuş bebekler için. Şöyle bakın. Küçük şapka yapıyoruz.
Çok az bir şey, küçük tüyü var şapkamızın. Ama yeni doğduğundan için ideal bence küçük kafa. İpimiz yumuşak ip. Bitince güzel olacak hanımlar. Siz küçük olduğuna bakmayın. Siz daha büyük yapın. 50 yapın. 55 yapın. Kaç tin isterseniz o şekilde yapın. O geniş diyor. Hadi bakalım hanımlar. Bir üst sıradan sonra tekrar mavi ipimizi, şey beyaz ipimizi aradan katacağız. 3 sıra ördükten sonra beyazı katalım hanımlar. Bu zaten birinci sıramız. Bir iki şiş daha öreceğiz. İlmeklerimizi, beyazımızı katacağız. Şu şekilde hemen beyazımı arkadan çekiyorum ve örünce çıkacak daha çok meydana. Bakın hanımlar, 3 sıra yaptıktan sonra hemen tekrar 3 tim mavi yapıyorum. Bu sefer beyazların yerini değiştiriyorum. Şurada 3 tane mavi yapmıştık. Onun ikincisini mavi yapıyorum. Bakın. Beyaz üstü mavi, yanları mavi. Bakın. Şu kenarı beyaz. Tinlerin üstlerini değiştirerek gidiyoruz. Yani şöyle göstereyim. Bakın bunlar, bunu beyaz yaptık. 3 tane tinimiz vardı şurada kenarda. Şu 3 tane tinimizin tam ortadakini şimdi beyaz yapıyoruz. Şimdi 3 tane mavi. 1 tane beyaz. Bu şekilde hanımlar. Her seferinde 3 sıradan sonra ilmeklerimizi beyaz yerlerini değiştireceğiz. Bir dahaki beyaz yerinde geldiğimde tekrar göstereceğim hanımlar. 3 sıra ördükten sonra ilmeğimizi yerine tekrar beyazın yerine değiştireceğiz. Şimdi bu şekilde bakın. Hemen arkaya döndüm. Ters olarak devam ediyorum. Buradan beyaz ipimi kesiyorum hanımlar. Beyaz ipimize keserek devam edeceğiz. Çünkü önden katıyoruz. Arkadan değil. Tekrar ters olarak gidiyorum hanımlar. Bu şekilde şöyle beyaz ipimle çekiyorum ki orada bularma olmasın. Hadi bakalım hanımlar, bir üst sıra daha örelim. Bu birinci sıra zaten. 2 şiş daha çıkalım ilmeklerimizden. Ondan sonra tekrar beyazın yerini değiştireceğiz. Bakın bu şekilde. Şimdi hanımlar tekrar beyaz katacağız. 3 sıra ördüm geldim. Bakın 3 tane ilmeğimiz maviydi biliyorsunuz kenarda. Hemen tekrar beyazımı kattım. Hemen beyazın üstündeki beyaza katıyorum. Artık sıralar belli oldu. 3 tane tekrar mavi. Şimdi bir tanesi beyaz. Bu şekilde hanımlar. 3 tane mavi. Şimdi beyaz. Hanımlar bu şekilde artık devam edeceğiz. Şapkamızın kesim yerine kadar. Zaten bu kadar da örsek kesim işlemi yapılır hanımlar. Bu kadara bile varmaz. Bir sıra daha ördükten, yani 3 sıra daha ördükten sonra bakacağım. Eğer kesim işlemi gelmişse kesim işlemini yapacağım. Çünkü çok fazla büyük değil şapkamız, küçük olduğu için küçük yapacağız hanımlar. Kesim işleminde küçük yapacağız. Hadi bakalım. Şunları da yapalım. Ondan sonra bu şekilde yapmaya devam edeceğiz hanımlar. Umarım anlatabilmişimdir. Kesim işlemine kadar devam edelim. Ondan sonra kesime geçelim. Şimdi hanımlar artık kesme işlemine geçeceğiz. Bu kadar.
Yeter, şapkamız küçük zaten. Şuradan ilk bir kesiyorum. Bu şekilde beyazımı yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmekte keseceğim. Bakın 10 tane bıraktım burada ve kesiyorum 2 tane. Gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve kesiyorum 2 tane. Hep bir tarafa götürüyorum kesmeleri. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 4 6 8 ve şuradan hemen alacağım bir tanesini, şu şekilde keseceğim. Arada bunu dengeleyeceğim. 8 tane ilmeğim kaldı kenarda. Hadi bakalım arkadan tersleri ters olarak gidelim. Tekrar önden kesim işlemini yapacağız hanımlar. Hadi bakalım. 5 kesimde biter mi? 10 kesimde bitecek. Hadi bakalım. Tekrar kesim işlemini burada yapıyorum kenardan. 1 öbür kesmelerine kadar şu mavileri örüyorum. Tekrar beyaz ipimi katacağım burada. Bakın. Beyaz ipimi katma yeri geldi. Kattım. Tekrar beyaz ipimi katmaya devam ediyorum. Bakın şurada tekrar kesim işlemim var. Kestim. Bakın bu şekilde. Burada beyazı katamıyorum. Şurada katacağız, pardon. Hemen yeri geri geleyim. Beyazımızı katıyoruz. Tekrar kesme işlemini yapıyorum burada. Tekrar burada beyaz ipimi katacağım. Biraz yakın olacak. Sorun değil. Ya da katmayalım orada. Burada katacağız ama arada mesafede olacak. Dursun. Şimdi buraya beyaz ipimi tekrar katıyorum. Bakalım kesme yerim şurada. Tekrar beyaz ipimi katacağım. Burada kesme yok. Beyazımı kattım ve kesme işlemini yapıyorum. Bakın şurada tekrar beyazı katıyorum. Aynı gitsin yeri. Bakın burada tekrar beyaz. Bitene kadar beyazımızı katacağız. Burada kattım, burada yok. Kesmişim beyaz yerine. Tekrar beyazı burada katıyorum. Bir de burada var. Burada da kattım. Şimdi ters olarak devam ediyoruz. Kesme yerlerinden keserek geliyoruz tekrar. Hanımlar arkadan değil düzden kesiyoruz. Tinlerimiz biraz azalana kadar keselim. 2-3 tin kalana kadar aynı bu şekilde gösterdiğim gibi. Ondan sonra bitireceğiz şapkamızı. Şimdi hanımlar şapkamızı artık 2-2 keseceğiz. Şu şekilde. Bakın 2-2 kesiyorum. Ve bir tinli şişte bırakıyorum. Bakın. Bir tinli şişte bıraktım. Arkadan da tekrar örüp geleceğim.
şapkamız bayağı bir küçük oldu. Siz artık büyük yapın hanımlar. Şimdi ters bir şekilde örüyorum. Ters yöndeyim çünkü. Artık bir dahakine tamamını keseceğim. Şu şekilde bakın kesme işlemini bitirmiş olduk. Şimdi bakın burayı kesmiyorum. İğneme ipliğimi taktım. Kalan bütün ilmeklerimi iğneme geçiriyorum. Şurada tinimi kaçırdım. Şu şekilde hemen başka var mı? Yok. Şuradan örerek alıyorum şişime. Bakın. Bütün ilmeklerimi iğneme geçireceğim. Burayı bu şekilde kapatmıyorum. Böyle daha güzel kapanıyor hanımlar. Bunun bilgisini vereyim. Şekilde bütün ilmeklerimi kapadım bakın. Şöyle ters çevireceğim. Şuradan ilmekleri topladığım yerden tutturacağım tekrar. Buraya pompon takacağız zaten birazcık. Da delik olursa olur. Şu şekilde iğnemi tekrar ipimle sabitliyorum ki orada açılma olmasın. Hemen şapkamızı mavi yerine dikeceğiz. Bayağı da küçük oldu şapkamız. Ama ben onu biraz ütüyle ütülerim. Ütüyle açılır gösteririm size. Şöyle bakın haroşa yapmıştık. Biliyorsunuz kenarlardan. Şuradan haroşalardan alarak dikebilirsiniz. Şurada da düz bir yeri var. Şöyle haroşalara takın. Onun için dikim işlemi daha güzel oluyor böyle. Haroşalara takarak. Maviyle dikeceğiz. Beyazını beyazla dikeceğiz ki problem olmasın. Dikişlerde. Haroşa olan yerlerden takıyorum. Bakın şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Biraz daha büyük olsaydı daha iyi olacaktı ama yeni doğduğu için gerçekten tam bir ideal oldu. Şurada biraz açık olacak. Şimdi bakın beyaz yere kadar geldim. Beyaz yeri de beyazla dikeceğim. Beyaz ipimi takayım. Bakın beyaz yerini de beyazla dikiyorum şu şekilde. Beyazımı tutturdum. Haroşa olan yerlerden takarak dikiyorum. Dediğim gibi siz 60 arada yapın. Çocuğunuzun kafasına göre yapın hanımlar. Ben bunu biliyorsunuz 40 yapmıştım. 5 arttırdım. 45 oldu. Siz daha geniş başlayın. Ama bu yeni doğduğu için ideal bir şapka oldu. Hemen şu şekilde ipimi de çekip çekeceğim, keseceğim. Çok da o kadar küçük değil. Yeni doğduğu için gerçekten güzel bir şapka.
Oldu. Şimdi hemen beyazdan bir pompon yapalım. Beyaz pompon takalım kafasına. Hemen şu şekilde ipimi yapıyorum. Hemen ben şöyle dört parmağımın arasına ipimi doluyorum. Şu ipimi tutarak dört parmağımın arasına, yani dört parmağımın üzerine ipimi doluyorum. Ben ipimi biraz dolayayım pompon için. Ondan sonra pomponu keselim. Şimdi elimle çıkarttım. Şu şekilde bırakıyorum. Şu ipimi de orta yerde. Şöyle bir ilmek atacağım ki tam ortalayalım. Şöyle ilmeğimi attım. Şöyle ortalayacağız. Bir tane daha ilmek atacağım. Şöyle kenardan çıkartalım ilmeklerimizi ki şuradan şöyle tutuyorum. İpimi şöyle doluyorum iyice sıkmak için. İyice düğümleyeceğim burayı. Bakın arkadaşlar, şimdi kesme işlemine geçiyoruz. Hemen kesme işlemini yapacağım. Şu şekilde hemen aralarını ayarlıyorum. Daha önce pompon yapımını göstermiştim kartonla. Bu sefer de elimizle pratik bir şekilde yapmış olalım. Bakın, kesme işlemini yaptım ortadan. Şöyle şey varsa kesilecek, keselim aralarında. Bu şekilde keseceğiz. Her tarafını düzelteceğiz. Uzunluğu tamamen alacağız. Şöyle uzunlardan keseceğiz anlarda. Biraz daha uzun çünkü. Böyle düzeltelim. Kısa kısa kesiyorum. Makasım biraz küçük geldi. Yok, makas almaya üşendim şimdi.
Biraz daha kısaltacağım. Uzun yerleri düzeltelim. Biraz daha düzelteyim hanımlar. Şimdi hanımlar şuradan orta yerden tam orta yerden pomponumu geçiriyorum. Bakın bu şekilde. Hemen şurada iplerimle bağlayayım ki sabit olsun. İyice sıkalım. Şuradaki iplerle falan sıkalım ki iyice sabit olsun. Bu şekilde. Geri kalan iplerimizi de şöyle keseceğim. İçlerinden sonra çekerim onu ben. O tam ortalı yapmamışım. Yandan yapmışım gördüğünüz gibi. Bakın hanımlar pomponumuz da oldu. Tam şapkamıza göre pomponumuz oldu. Güzel bir pomponumuz oldu. Biraz üstündeyken şey yaptım, temizledim. Bakın şapkamız genişliyor. Güzel, tam doğdu. Şapkası doldu küçüklere. Aylık şapka oldu. Güzel oldu hanımlar. Ben beğendim. Bu şekilde harika bir şapkamız oldu. Umarım beğenir ve yaparsınız. Sayıların dediğim gibi uzun tutun. Bu büyük hanımlar. O kadar küçük görünmüyor. Siz uzun tutun. Yani şeyleri, ilmekleri fazla yapın. Ben bunu biliyorsunuz 45 ilmek yaptım. Siz 60-70 yapın hanımlar. İpim kalın diye birazcık öyle yaptım ama küçük de yapmak istediğim için. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Safişin emeklerinde kalın. Hoşça kalın.